Ben çok heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır böyle. Zaten içimden nasıl geliyorsa. Bazen duygusal, bazen sert. Evet, Magazin Express izleyicileri. Bugün çok güzel bir sürprizimiz var size. Neredeyim? Çırağan Sarayı'ndayım. Evet. Boğaz'ın incisi. En güzel mekanlardan bir tanesi. Genelde basın toplantıları, düğünler için sıkça kullanılan bir mekan. Ve bugün de öyle güzel bir sürprizimiz var. Nedir bu sürpriz? Hemen açıklayayım. Hadise'nin basın toplantısı var. Evet, Hadise'nin bir kozmetik firmasıyla anlaşmasıyla ilgili bir basın toplantısı söz konusu. Bizi de davet ettiler, sağ olsunlar. Şimdi bu güzel mekandaki basın toplantısına katılacağız. Neler konuşulacak, neler söyleyecek? Bizim sorularımız da var tabii. Onlar neler cevap verecek göreceğiz. Efendim, görüşmek üzere. Vallahi çok heyecanlıyım. Merhaba. İyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz. Vallahi özledik değil mi? Birbirimizi özledik. Bir arada olmayı özledik. Bir arada oturup sohbet etmeyi özledik. Çalışmayı özledik hakikaten. Sizleri özledik. Zor sorularınıza rağmen sizleri özledik efendim. Vallahi öncelikle geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır böyle yani insanlarla bir arada olmadık. Onun heyecanını yaşıyorum şu an. Öncelikle Kolaskin ailesine teşekkürler. Onlar da bana teşekkür etti. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Bir kere bir markanın, değerli bir markanın yüzü olarak seçilmek bence çok değerli bir şey. O yüzden sizlere teşekkür ediyorum. Bir kere yani bize sanatçılara, sadece bana değil çoğu sanatçıya reklam teklifleri gidiyordur. Çoğu şeye evet diyebilirsiniz. Sırf paranızı kazanabilmek için belki de. Ama benim için, sadece benim için değil ekibim için de ürünün içeriği nedir? Çok önemlidir. İnandığım bir ürün olmalı. Hani bir teklif gelince evet hadi yapalım, paramızı kazanalım değil. Tabii ki de para kazanmak önemli hepimiz için. Ama bir ürüne inanmak bence çok önemli. Ben de çok inanarak girdim bu işe. Çok güzel ön konuşmalarımız oldu. Ben o dönem karantinadaydım. Hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman çok enteresan bir şekilde ilk böyle bir toplantımızı yaptık. Ne enteresan, bunu da hiç unutmayacağız falan dedik. Çok çok güzeldi. Bir kere enerjimiz çok güzel tuttu. Bence bu çok önemli. Ben Kolaskin ailenin bir parçası olduğumu hissediyorum. Bu arada bu söylediklerim şu an hepsi içimden geliyor. Ben çünkü yani buraya gelmeden aynı önüne geçip ay şunu söyleyeyim falan böyle bir şey yapamıyorum ben. Beni de sizler de tanıyorsunuz zaten. İçimden nasıl geliyorsa bazen duygusal, bazen sert, bazen sessiz konuşabiliyorum. Ben çok gurur duyuyorum. Çok değerli bir marka. Biliyorsunuz zaten kolajen artık hayatımızın bir parçası. Özellikle kadınlar bunu biliyor. Erkekler çok ilgileniyor mu bilmiyorum ama. Ama bizim ürünümüzün tabii farkı sadece kolastinin içinde kolajenin olması değil. İzlediniz zaten. İçinde elastin olması bence çok önemli. Çünkü cildi sıkılaştırıyor ve esneklik sağlıyor. Reklamda fark etmişsinizdir. Makyajsız bir Hadise görüyorsunuz. Neden? Çünkü kolastinin aslında duruşu da benim hayat olan duruşumla aynı diyebilirim. Yani tabii ki de biz kadınlar makyaj yapmayı seviyoruz ama olduğumuz gibi de kendimizi sevmeliyiz. Ve bence ben bunu bugüne kadar sosyal medyada çok gösterdim. Makyajsız bir restorana girdiğimde oldu, çıktığımda oldu. Makyajsız resimler paylaştığımda oldu. Neden? Çünkü ben kendimi makyajsız da çok beğeniyorum. Ama makyajsızken de cildimizi
güçlendirmek için tabii ki de kullanabileceğimiz bir takım şeyler var. Onlardan bir tanesi bence kolasin olmalı. Ben öyle yapıyorum. Onu söyleyeyim. Çok çok gurur duyuyorum arkadaşlar. Biraz uzatmış olabilirim. Heyecanıma bağlayın. Ama iyi ki buradayım. Sizler de, tabii siz konuştunuz ben gelmeden önce. Ben biraz şahit oldum arkada. Başka ne diyebilirim? Yani reklamda makyajsız bir hadise. Bugüne kadar bu yapıldı mı ben hatırlamıyorum. Resimlerimiz de öyle bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani makyajımız alev arkada. O size gerçekleri anlatabilir. Gerçekten yani şu makyajsız sahneleri çekmek için makyajımız 15 dakika bile sürmedi. Hafif bir pudra falan yaptı, o kadar. Hiçbir şey yok yüzümüzde. Bu benim için enteresan bir şeydi ama hiç korktuğum bir şey değil. Çünkü ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Bir de biliyorsunuz artık gündemimizde her zaman, nasıl desem, her zaman değil de genelde şu an herkes herkes gibi olmak istiyor ya. Aslında herkes kendisi gibi olmayı öğrenmeli. Herkes kendisini sevmeli. Ben kendimi her şeyimle seviyorum. Bazen aldığım kilolarımla, bazen verdiğim kilolarımla, bazen makyajımla, bazen makyajsız halimle. Ve bu yüzden de kolastinle çok güzel bir eşleşme olduğumuza inanıyorum. Ve artık susayım diyorum. Yoksa ben bayağı bir konuşacağım vallahi yani. Biz kendi ürünümüzü bu kadar iyi anlatamadık. O yüzden bizimle birlikte bu yolda yürüdüğünüz için gerçekten onur duyduk, çok şeref duyduk. Başka hiçbir isim düşünmedik. Tek aklımızda siz vardınız, bizi kırmadınız, hep dinlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Keşke sarılabilsek değil mi? Ben teşekkür ederim vallahi.